Dersimize başlamadan önce bir hadis-i şerif okuyacağım. O hadis-i şerifin içinde böyle akıp gideceğiz, bir yere geleceğiz. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duyduğunu, işittiğini söylüyor. Size insanların en hayırlısını haber vereyim mi? Size insanların en hayırlısını ve en şerlisini haber vereyim mi? İnsanların en hayırlısı o kimsedir ki kendisinin veya başkasının bineği üzerinde veya yaya olarak ölünceye kadar Allah yolunda çalışandır. İnsanların en hayırlısı. Kendi bineği üzerinde veya başkasının bineği üzerinde veya böyle evden çıkıp buraya geldiniz ya yaya olarak ölünceye kadar Allah yolunda çalışan kimse insanların en hayırlısı. Yani Mevla sizlerden bahsediyor. Kendinizi küçük görmeyin. İnsanların en şerlisine gelince, insanların da en şerlisi o kimsedir ki Allah'ın kitabını okuyup onu duyan, ezanı duyan vesaire vesaire vesaire, siz din yönden bunu çoğaltın. Onu bilip de, onu duyup da, onu okuyup da içindeki emir ve yasaklara riayet etmeyen de insanların en şerlisidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala birinci kısımdan olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. İkinci maddeden olmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Değil mi? Diyor ki insanların en şerlisi. Bak insanların en şerlisi. Allah'ın kitabını biliyor. Allah'ın kitabını biliyor. Onu okuyor. Ezan-ı Muhammediye'yi işitiyor. Ve Allah'ın kitabının içindeki amellerle, yasaklarla, o hükümlerle onlara riayet etmeyen kimse insanların en şerlisidir cemaati müslimin. Tabii bu hafta dedik ki ne sohbet hazırlayalım. Kendi içimde böyle düşündüm. Ya dedim ki bir de güncel olan bir meseleye değinelim. Bu insanlar nasıl böyle Efendimiz'i Taif'te taşladılar? Efendimiz'e küçük çocukların eline taş verip Taif'te Efendimiz'i taşladılar. Efendimiz'in vücudu kan veren içerisinde kaldı. O kafirler, o Yahudiler, o Allah'a iman etmeyenler Efendimiz'i taşladılar. Niye? Kendinin hak peygamber olduğunu iddia ediyor. Kendinin hak peygamber olduğunu iddia ediyor. Bir İslamiyet var diyor. Allah bir kitap indirdi diyor. Onların düzenini bozuyor Osman abi. Onlar da diyor ki biz bunu taşlayalım, böyle bir şey olamaz. Bunu ortadan kaldıralım diyorlar. Şimdi de aynısı olmuyor mu? Kitabımız üzerinden bize saldırılar, değil mi? Dinimiz üzerinden bize saldırılar. Vatanımız üzerinden bize saldırılar. O dikili bayrağımız üzerinden bize saldırılar. Okunan ezanı Muhammediye'nin üzerinden bize saldırılar. O Efendimiz'e taş atanlar şimdi ağızlarıyla bize taş atıyorlar cemaatimiz. O ağızlarıyla dinimizi lekelemek istiyorlar. Nasıl bir aleme geldik? Biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Öyle şeyler duyuyoruz ki bizim fıtratımıza bu ters ya. Bak adam Allah'ın ayetini, ta bunu ben öncelere dayanıyorum, sonra konuya geleceğiz. Allah'ın ayetini kabul etmiyor. Bu zamanda da böyle bir ayet olur mu diyor. Bu adam ilahiyatçı ya. Sorduğun zaman, makamına gittiğin zaman ilahiyatçı bu adam. İlahiyatçı. Ya da ismini ben zikretmeyeyim. Farklı farklı bir makamlarda oturuyor bu adamın kendisi. Öyle kalemliği de var ha, ismi de var böyle. Bu adam ilahiyatçı ya da bu adam farklı bir müessesede böyle baş koltukta oturuyor. Allah benzetmekten muhafaza etsin. Böyle bizim gibi buraya oturuyor. Sizin gibi bütün sevenler buraya kadar değil ya, ümmetin belki yarısı takip ediyor, dinliyor. O adam Allah'ın ayetlerini bu zamanımıza, diyor ki bu olmaz ya, bu ayet bu zamanda olmaz diyor adam. Bak dine saldırı var Özkan abi. O zaman Efendimiz'e taş attılar. Efendimiz'i zedelediler. Efendimiz'i zedelemek isteyen kimi zedeledi Salih abi? Allah'ın kitabını ya. Allah'ın kanunlarını istemiyor. Allah'ın emir ve yasakları, kitabın içindeki buyurduğu o hükümler bu zamana uymuyor diyor Cevat abi.
Bu zaman uymaz. Aman aman aman. Sen Nur suresi 31. ayeti okuyup okuyup duruyorsun. Allah emir ediyor. Sen ya lütfen lütfen şöyle yap böyle yap diyorsun. Kardeşim bu bir emir. Emir ya. Askerlik yapmadın mı? Askere gitmedin mi? Emir altında çalışmadın mı? Değil mi? Komutanın sana bir şey söylediği zaman emredersin komutanım dedin. Ya yapmadın. Niye yapmadın? Korktun. Yapamazsın. Bir cezaya tabi tutulacağın için sen onu yapamadın. Ama Allah'ın kitabına sıra geldiği zaman ya kardeşim şunu yapma. Allah emrediyor, rica etmiyor. Emirle ricayı ya da insanlara karşı güzel konuşmayı biz karıştırıyoruz. Bir emir vardır, şöyle bir emir vardır, bir rica vardır. Bir de insanı seversin, tanırsın, yanına gidersin, onunla konuşursun, ikna edersin. Ama bu şık diyor ki bu olacak, emir olacak. Bu şık, bu emir olacak. Bu rica ile o sevgiyle olacak işler değil bunlar. Emir emredeceksin bunu. Kim emrediyor bunu? Bunu ben emretmiyorum ya. Bunu kainatı yaratan, bizleri yoktan var eden, bizlere bu kadar nimetler bahşeden Rabbimiz Celle Celaluhu emrediyor. Adam da kalkıyor Allah'ın kitabına laf söylüyor. Bu ayette bu çağa uyar mı? Ya hocam o zaman da kaldı. O zaman şu var mıydı? Bu var mıydı? Ya onu geçiyorsun. Adam iffetli. Allah-u Teala'nın kitabında ayet olarak bize bildirdiği Meryem annemize adam dil uzatıyor. İffetli iffetli ya. Namuslu bir annemiz ya. Bu Meryem annemiz bizim annemiz. Adam ona dil uzatıyor. Yetmiyor. Hadisleri inkar ediyor. Yetmiyor okunan ezanı Muhammed'den rahatsız oluyor. Ya bu çağda da bu kadar ses olur mu? Sesini kısın. Caminin içerisinde kendi kulaklarınız duyacağı kadarıyla okuyun diyor. Biz nerede yaşıyoruz ya? Biz nerede yaşıyoruz? Biz onlarla aynı ortamın içinde yaşıyorsak, eğer onların bu telaffuzlarına karşı, eğer onların bu saldırışlarına karşı bizim kılımız kıpırdamıyorsa cemaati Müslümin, imanımız vallahi de billahi de tallahi de zayıftır. İmanımız zayıftır. En son olayı hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz sosyal medya kullanıyorsunuz. Değil mi? وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a Hüseyin abi bütün isimleri öğretti. Bak Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretti. Melekler de ona secde ettiler ya. Ama hadsizin birisi adını anmayacağım ben. Adını anıp da seviyemizi bu ortamın seviyesini düşüremem ben. Adını anmayacağım. Burada Allah'ın hoşnutluğunu kazanılan insanların ismini anarız biz. Adını amma yok. O ne dedi? Adem babamıza, Havva annemize onlar cahil dedi. Cahil. Hazreti Adem cahil. Hazreti Havva cahil. Değil mi Bediren abi? وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَى Ya Allah-u Teala Adem aleyhisselama bütün isimleri öğretiyor. O kalkıyor. Hadsiz, haddini bilmeyen, terbiyesiz kalkıyor Adem aleyhisselama. İnsanlığın ilki olan babamıza diyor ki bu cahildir. Eğer o telaffuzu korkmadan söyleyebiliyorsa, eğer o telaffuzu korkmadan yapabiliyorsa ve onun da nasıl diyelim bunu milyonlarca takipçisi varsa, seveni varsa, eğer bunun karşısında bizler de kılımızı kıpırdatmıyorsak bela beklememize gerek yok cemaatimiz. Bela beklemeyelim. Başımıza gelecek bir bela beklemeyelim. Allah-u Teala belanın en büyüğünü öyle verdi zaten bize. Ne diyor? Özgürlük var diyor ya. Ben istediğimi söyleyebilirim, dile getirebilirim diyor. Özgürlük var. Özgürlük nereye kadar? Benim şahsiyetime ve benim nahmaren bölgeme gireceğin kadar senin özgürlüğün yok. Sen kalkıyorsun özgürlük var deyip Hazreti Adem'le Hazreti Havva annemize cahil diyebiliyoruz. Cahilin ta kendisi de vallahi de billahi de sensin. Terbiyeden yoksun olan insan. Şeytanla beraber aynı kafada olan insan. Yoksun sensin. Terbiyesiz sensin. Cahilin ta kendisi sensin. Bu benim hakkım bunu söyleyebilirim. Kimse kalkıp da bizim peygamberlerimize, bizim dinimize, bizim mukaddesatımıza
laf söyleyemez. Eğer burada biz yaşıyorsak, eğer alnımız secdeye değiyorsa, eğer Allah'tan bir korkumuz varsa, kimse bizim dinimize saldıramaz. Aklının ucundan dahi geçirmesin onu. Şuraya bakın cemaat-i Müslümin, biz nelerle uğraşıyoruz ya. Biz nelerle uğraşıyoruz, nelerle böyle yani bir konuşma halindeyiz. Oysa ki eksiklerimizi düzeltip Allah'a daha iyi ibadet etme yollarını öğrenmemiz gerekirken hassizin birisi kalkıp peygamberimize dil uzatıyor. Bizler bunun karşısında susmayacağız. Bakalım ki Allah-u Teala kitabında bu şekilde davrananlara neler diyormuş. Bir okuyalım, bir görelim. Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerine indirilmesinden çekindiler. Onlara açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekindiler. De ki siz alay edin durun. Allah diyor ki siz alay edin durun. Bir şeyler söyleyin. Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. Korktuğun, hassizce söylediğin, peygambere dil uzattığın, peygambere hakaret ettiğin şeyleri Allah ortaya çıkaracak. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresinde münafıklara karşı olan o münasebetinde Allah-u Teala bu ayetleri indiriyor. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. Bu cahil diyenler var ya, şayet kendilerine deseler ki siz niçin alay ediyorsunuz ya? Adem'le Havva'yla siz niçin alay ediyorsunuz? Biz sadece lafa dalmıştık, aramızda biz eğleniyorduk. Aramızda bir bizim eğlence vardı. Orada yani sizin anlayacağınız ile biz makara yapıyorduk, kikir yapıyorduk, her şeyi yapıyorduk. Biz bu lafları söyledik derler. De ki Allah'la onun ayetleriyle ve peygamberleriyle mi eğleniyordunuz? Allah'la onun ayetleriyle ve peygamberleriyle mi eğleniyordunuz ya Allah? Şimdi Allah-u Teala burada bize bir üç madde saydı. Bir de bunlar bir sure indiği zaman onların kişiliğini açığa vurduğu zaman onlar korkarlar ki bu sure inmesin de bizim içimizi dışımıza vurmasın diye de korkarlar bu tip insanlar. Allah diyor ki onlara sorsan onlar kendi aralarında diyor alay ediyorlar. Kendi aralarında eğleniyorlardı. İşte oturuyorlardı böyle işte biz ne yapsak şöyle bir şarkı çıkarsak şöyle bir türkü çıkarsak diye kendi aralarında konuşuyorlardı. Eğleniyorlardı. Kendi aralarında makara yapıyorlardı. De ki Allah'la peygamberiyle onun ayetlerine mi eğleniyordunuz siz? İşte insanlar o dereceye geldi. O duruma geldi. Bu insanlar Allah'ın ayetleriyle eğleniyorlar. Allah'ın ayetleriyle ne yapıyorlar Mustafa abi? Eğleniyorlar ya. Peygamberiyle eğleniyorlar. Değil mi? Allah'ın kitabı ile eğleniyorlar. Bunlar ne yaptılar? Haddi aştılar. Allah-u Teala bunların hesabını yarın ahirette bu eğlenenlere Mevla-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bunu soracak. Bir de Kehf suresinden bir ayet aldım. En son okuduğum ayete benziyor. İşte böyle inkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası ne olacak? Ne olacak cezası? Cehennem. Allah senden razı olsun. Biraz daha yüksek sesle söyle. Ne olacak onların cezası? Cehenneme atacak Allah. Niye atacak? Allah'la eğleniyor. Peygamberiyle eğleniyor. Kitabıyla eğleniyor. Allah-u Teala onları ben cehenneme atacağım diyor. Ya sen neyle eğleniyorsun? Neyle dalga geçiyorsun? Neyle makara kikiri yapıyorsun? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Allah-u Teala bu tarzda olan insanları diyor ki ben cehenneme atacağım cemaat-i Müslümin. Olaya ben şu gözle bakıyorum. Diyorum ki birisi kalksa gelse bana dese ki Muhammed senin baban rahmetli oldu. Allah-u Teala bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Senin baban benim gözümün önünde bana dese ki senin baban çok cahil. Ya da size sizin babanızın önünde veya çocuklarınızın önünde veya eşinizin önünde size cahil diye hareket çekilirse, bir hakaret edilirse
karşılığını siz benden daha iyi söylüyorsunuz. Ben Kamerun'undayım, söylemiyorum. Nasıl bir cevap vereceğinizi, herkes nasıl bir cevap vereceğini, nasıl bir şey yapacağını herkes daha iyi biliyor. Niye? Gözünün önüne geldi karşısına. Yahu senin baban cahil, şöyle, böyle. Annen de cahil, baban da cahil. Siz ailece cahilsiniz ya. Seni inkar ediyor. Sana laf söylüyor. Sana bu lafı söylese sen yerinde durabilir misin? Duramazsın ya. Saldırıya geçeceksin hemen. Sen nasıl olur da benim babama cahil dersin, kardeşime cahil dersin, anlama cahil dersin, eşime cahil dersin. Hemen saldırıya geçeceksin. Ama bu peygamberi oldu mu, onun eşini oldu mu? Ya şu yaşadığımız ülkede herkes Müslüman. Değil mi Hüseyin abi? Müslüman bir beldede yaşıyoruz değil mi? Lafımı geri aldım. Herkes Müslüman değil ama Müslüman bir beldede yaşıyoruz. Doğru mu? %99'u Müslüman olan bir beldede Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya ve Allah'ın kitabını içindeki ayetleri alay konusu olarak bizim karşımıza gelip de veya televizyona çıkıp da veya farklı farklı bir mercilerde oturup da Allah'ın peygamberine de laf söylerse, Hazreti Meryem'e de laf söylerse, bu ayetler de bu zamana uyuyor mu diye bizim karşımıza çıkıp söylerse, eğer biz onun karşısına çıkıp bir kelam söyleyemiyorsak, bir laf dahi söylemiyorsak, Hazreti Adem'in bizim babamız kadar değeri mi yok? Anamız kadar değeri mi yok? Hazreti Havva'nın kız kardeşimiz kadar da mı değeri yok? Malımız kadar da mı değeri yok? Şu üstümüze, başımıza, kıyafetimize özen gösterdiğimiz kadar da mı Hazreti Adem ve Hazreti Meryem'in, Hazreti Havva'nın, Allah'ın kitabının içindeki ayetlerin hiç mi değeri yok cemaati Müslümin? Bize karşı birisi bir saldırıya geçse hemen kendimizi bir kalkan yaparız. Hemen tutarız. Adam utanmadan, çekinmeden, alay ederek, dalga geçerek senin peygamberine, benim peygamberime, Allah'ın peygamber kıldığı, yeryüzüne gönderdiği, kitabında bahsettiği bir peygambere hassiz bir şekilde böyle laf söylediği zaman senin, benim kanıma dokunmuyorsa biz burayı terk edelim cemaat-i Müslümin. Evimizde, yatakta yatmayalım. Kafamız rahat bir yastık yüzü görmesin. Nasıl karşılık vereceğimizi, nasıl cevap verebileceğimizi, onlara neler yapabileceğimiz, hocam ben ne yapabilirim diye içinden geçiriyorsun ya, geçiriyoruz ya. Onu da söyleyeceğim hadis-i şerif. Allah-u Teala o yolu da bize açtı. Allah-u Teala o yolu da bize gösterdi. Mevla-u Teala her şeyi bize gösterdi. Hazreti Mevlana'nın bir lafı aklıma geldi. Unutmayayım diye onu buraya kaydettim. Ezberim dedir ha. Çok sağlam ama böyle insan karşısına çıktığım zaman bir şeyler oluyor işte. Sizden çekiniyorum. Diyor ki, kula bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca. Ne güzel ya, tam bizi söylüyor. Diyor ki, kula bela gelmez hak yazmayınca, hak diyor ki Allah-u Teala sana bela yazmaz. Sen o belayı istemediğin müddetçe Allah-u Teala sana o belayı yazacak değildir cemaat-i Müslüman. Sana yazmaz, sen azıyorsun, istiyorsun belayı. Bakıyoruz, şimdi o hadsiz bu lafı söyledi ya, veya bu Allah'ın ayetlerine açık alelen saldırı oluyor ya, eğer bizler azıyoruz, işte böyle hassizler çıkıyor. Allah-u Teala o sefihler yüzünden Mevla bize zulüm etmesin cemaat-i Müslümin. Allah-u Teala içimizdeki sefihler yüzünden bize azap etmesin cemaat-i Müslümin. Allah-u Teala şuurlu, bilinçli hareket etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Özkan Oğlu öyle diyor, şuurlu, bilinçli hareket edin. O senin dinine saldırıyorsa, o senin peygamberine laf söylüyorsa, sen de bilinçli bir şekilde al kalkanını, al gardını ona göre. Yumrukla olmuyorsa dille saldır, dilinle. O da olmuyorsa Mevla'ya yönel. Birazdan söyleyeceğiz, oraya da geleceğiz. Bu adam bu hassizlikleri, bu terbiyesizlikleri bu insanlar yapıyor, peygambere laf söylüyorlar. Ya ondan sonra bu koronavirüs çok arttı. Bu koronavirüs belası geleli 2 sene oldu mu, geçiyor mu? Heh, öyle bak, öyle diyorlar. Ondan sonra hocam depremler meydana geliyor. Vallahi de billahi de tallahi cemaati Müslümin. Eski büyüklerimiz derdi ki, bir kuru ekmeğimiz, bir soğanımız vardı ama tadımızda, tamamımızda ailece huzurluydu. Şimdi ne kuru soğanı, ne kuru ekmeği. Masaya bir oturuyorsun,
çeşit çeşit yemekler. Arabayla gidiyorsun. Şurası gözümü açmadı. Şurada durayım. Eve geliyorsun. Şu koltuk yetmez. Şu koltuk olsun. Artık bizler Müslüman olarak hiçbir şey beğenmiyoruz. Allah-u Teala da bu hassizler gibini bizim önümüze atıyor. Veya Allah-u Teala bizi böyle işte musibetler göndererek Allah-u Teala bizi deniyor cemaatimiz. Başımızda o kadar musibet, o kadar bela var ki bizler kendimizi nasıl düzelteceğiz? Cemaat-i Müslümin, direksiyon bizim elimizde ve bir yolda gidiyoruz. Yol kenarındayız şu an. Kararınızı verin. Ya cehenneme gideceğiz ya cennete. Ama unutmayın, o arabanın üstündeki direksiyon bizim elimizde. Ne tarafa çevirirsek onu yolumuzu seçeceğiz. Böyle hassizlerin arkasından giderek Allah'ın kitabını söversek Allah-u Teala onların cezası cehennemdir diyor. Bunlar sanıyor ki biz hiç ölmeyeceğiz. Biz hiç musallaya gelmeyeceğiz. Bize yobaz derler. Şunu takarız böyle. Yobaz derler bize. Şunu da giyeriz. Yobazlara bak derler. Yobaz. Cahil. Cahil ben oluyorum. Cahil sen oluyorsun. Biz cahiliz. Namaz kıldığımız müddetçe onlar bize cahil diyecekler. Allah'ın kitabını okuduğumuz müddetçe onlar bize cahil diyecekler. Onlar bize saldıracaklar. Biz ne yapacağız bunun karşısında? Biz de canımızla, malımızla, bütün varımızla, yoğumuzla Allah yolunda çalışıp onların karşısında duracağız. Onlara karşı dimdik ayakta duracağız. Onlar bana cahil diyorlar. Sen cahilsin. Sen yobazsın. Eğer yobazlık Allah'ın kitabını okumazsa benden büyük yobaz yok cemaat-i Müslümin. Eğer yobazlık günde 5 vakit Allah seni davet edip de senin huzurda Rabbül Alemin'in önünde ruku ve secde ediyorsan en büyük yobaz benim. Ve yobaz olduğumdan da çok mutluyum o zaman, gururluyum. Ama sen bu dünyada kalacağını zannediyorsun. Sen bir amel işlesen Allah-u Teala sana onu boşa çıkaracak. Allah-u Teala onu sana boşa çıkaracak. Senin her şeyin bomboş. Yani ahirette de bir beklentin yok. Niye? Sen Allah'ın ayetini inkar ettin. Sen Allah'ın ayetini inkar ettin, kalmadın sövmeye başladın. Kalmadın zulüm etmeye başladın. Onları söylemek, o lafları söylemek bize en büyük hakaretti. İşte Müslüman alim olarak o hassizin söylediği lafa karşı bizim durumumuz ortadadır. Biz Müslümanız sözde ya. Müslüman bir beldede yaşıyoruz. %99'u da Müslüman. Ama herkes hassizce evinde affedersin eşine laf geçiremeyen dişini İslamiyet'e takıyor. Çoluğuyla çocuğuyla geçinemeyen dişini İslamiyet'e takıyor. Herkes İslamiyet'e. İslamiyet'e takıyor dişini. Herkesin dişi İslamiyet'e geçiyor. Herkesin sözü İslamiyet'e geliyor. Allah-u Teala onların şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin cemaati Müslümin. Burada bir hadis-i şerif almıştım. İki tane hadis var. Onları da okuyayım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğim diyor. İçinizden her kim bir kötülük gördüğü zaman, bir münker gördüğü zaman, kötülük gördüğü zaman görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmezse kalbiyle inkar etsin. Yani beğenmesin. Bu sonuncusu imanın en zayıfıdır. İman noktasında en zayıftır. Bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzelsin. Ona da gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbinden desin ki ya Rabbi ben bunu beğenmiyorum. Şimdi dedik ya ona karşı biz ne diyeceğiz? Burada Allah sayıyor bize. Efendimiz'e haber veriyor. El, dil, onu da yapamıyorsan, onu da beceremiyorsan bu sonuncusu iman en zayıfıdır. Nedir bu sonuncusu? Kalbiyle inkar et. Ya Rabbi benim gücüm yetmiyor. Benim sesim çıkmıyor. Senin dinine bizim gözümüzün önünde öyle bir saldırıyorlar ki. Öyle bir ya Rabbi düşmanlar bir araya geldiler. Senin kitabını yeryüzünden kaldırmak istiyorlar ya Rabbi. Ya Rabbi sen bu düşmanlara fırsat verme Allah'ım. İçinden dua edersin. Eliyle git kardeşim mahkemeye şikayet et. Şikayet et kardeşim. Bu ülkede kanun yok mu? Var. Benim dini değerlerime saldırıyorlar. Git mahkemeye şikayet et. Ve sen Müslüman olarak duruşunu sergile. Bunu yapabiliyorsan oraya git. Dilinle bunu becer onu yap. Dilinle onu beceremiyorsan dua et.
Bunu yap. O da imanın en zayıf noktası Osman abi. İmanın en zayıf noktası. Cemaat-i Müslümin bu olayların buraya gelmesindeki en büyük pay, en büyük sebep ne biliyor musunuz? Çanakkale Savaşı zamanında düşmanlar Çanakkale'yi nasıl geçeriz? Orayı nasıl yerle bir ederiz? Karşıdaki insanlara bakıyorlar ki çoluk çocuk ya, çocuk da bu çıkmamış, çıkmamış çocuk tüyü var yüzünde ama sorsan mermiden hızlı ölüme gidiyor. Sen o çocuğa kalkıp da Hazreti Adem, Hazreti Havva cahil de bakalım. Sen ona diyemezsin bu lafı ya. Sen Allah'a ayetlerini bu genç kardeşimizin yanında bile inkar edemezsin. Öyle bir Müslümanlık var. Öyle bir Müslümanlık yaşanılıyor. Adam bunu görüyor, bana yobaz diyor. Sen düşün işte. Aradaki fark nereden nereye? Bir meclise geliyor. Mecliste de onun asker komutanları var. Bu İngiliz subayı, başkumandanı Churchill geliyor. Elinde bir Kur'an-ı Kerim. Allah Allah, masadakiler de şaşırıyor. Diyor ki bu niye Kur'an-ı Kerim'le geldi? Diyor ki niye geldi diyor bu Kur'an-ı Kerim'le? Diyor ki ey insanlar, ey topluluk diyor. Biz burada 1000 yıl da kalsak, 1000 asır da kalsak biz Çanakkale'ye geçmemiz bizim imkansız. Ama ne zaman onların elinden bu kitabı alırsak biz Çanakkale'yi geçeriz diyor. Neticeye geliyoruz. Çanakkale'yi geçemiyorlar. Mahmud Efendi Kuddise Sirruhu Hazretleri'nin mükemmel bir sözü var bu konuyla ilgili. Düşman Çanakkale'yi geçemedi. Çanakkale'den giremedi. Çanak antenden ve bundan içeri girdi. Düşman Çanakkale'den giremedi. Dedi ki biz bu kitabı alırsak onları en zayıf nokta. Ne yapacak bu kitabı alıp? Eline almayacak. İçindeki hükümleri tık 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 tık. Avrupa'ya benzeyelim. Telefonumuz çok güzel. O güzel. Bu çok güzel. Ne yaptılar? Neticelerine çalışa çalışa. Ulaşıyorlar mı Erkan abi? Ulaşıyorlar değil mi? Biz ne yapacağız? Şu an kafir masasının üstünde açmış laptopunu. Erkan abinin, Muhammed hocanın ve burada bulunan toplumun zürriyetini nasıl kazırım ya da o zürriyete Allah'ın, peygamberin ve kitabının yobazlığını nasıl aşılarım diye düşünüyor cemaat-i Müslümin. Şimdi bir soru soruyorum. Bu adama helal olsun. Şimdi içinizden diyeceksiniz ki bu hoca delirdi mi ne diyor. Bu adama helal olsun. Ben tebrik ediyorum ya. Adam cehenneme gireceğini bile bile davasına sahip çıkıyor ya. Uyumuyor, yapmıyor, az yiyor, çok çalışıyor. Para, araba, eş, her şey onda var. Ama bize geliyorsun. Kur'an-ı Kerim açsana. Kur'an-ı Kerim var mı evde? Hocam burada. Ya bu ne işi var? Tozlanmış bu ya. Aç bunu bak. Sayfaları yırtılmış bunun, bir şeyler olmuş. Bunu aç ya. Demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Bir şeyler söyleyebiliyorum değil mi cemaat-i Müslümin? İşte onun oradaki vurgusu, bu kitabı almaktan maksat, gaye içindekileri değiştirirsek, bunları Avrupa'ya köle edersek, özendirirsek, İslamiyet'in boş bir şey olduğunu söylersek, Allah'ın da haşa boş bir şey olduğunu söylersek, biz bunları kandırırız ya. Hiçbir şey yetmiyor, hiçbir şeyi beğenmiyoruz. Açız diyoruz, fakiriz diyoruz, çöpün önüne gidiyoruz, poşet poşet ekmek var. İşte onlar bizi böyle içten vurdular. Onunla vurdular bizi. Öyle kandırdılar bizi. Öyle geldiler bizim üzerimize. Dersini çalıştılar, kazandılar. Özkan abi öyle diyor. Ben onları kutluyorum. Haşa kutlamıyorum. Bir şey demek istiyorum. Davalarına sahip çıktılar. Çalışıyorlar. Becerseler de beceremeseler de. Bu yol üzere biz ölelim diyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın mancığına küçük bir karınca tık 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 su taşıyor. Ya sen ne yapıyorsun? Diyor ki o giden yola gittiğim belli olsun. Kıtmir, Eshab-ı Keyfi takip ediyor. O yolda gittiğim belli olsun. Allah'ın dostunun elinden tutan tutuyor. Onunla yürüdüğüm belli olsun. Değil mi? Belli olsun. Kimlerle olduğun belli olsun. Kargalarla olursan çöplükte, güllerle, bülbüllerle olursan gül bahçesinde olursun demiş bizim güzel şairlerimiz. Atalarımız, sevdiklerimiz, cemaat-i Müslümin. Buradan ne anlıyoruz? Herkesin azı dişleri
dinimize saldırmakla geçiyor. Bizim de azı dişlerimiz bunun içine geçecek. Hop kardeşim sen ne diyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Sen kimsin benim kitabımı inkar ediyorsun? Benim peygamberime laf söylüyorsun. Cemaat-i Müslümin, ben bu konuda acizane buraya oturan bir kişi olarak küçüklerimin kardeşi, büyüklerimin de lafı söyleyemedim. Hakkınızı helal edin. Çok sinirliyim çünkü yani bu konuda biraz böyle yani ders sahibi olduk. Niye? Ya bu insanlar Hüseyin abi bir şeyler yapıyorlar. Bizim bir çalışmamız yok ya. Bizim kapıya vurup biz geldik ya biz gel. Nereden geldin? Felanca yerden geldim. Ya ben şu camiden geldim ya da ben şu kurumdan geldim ya da ben buradan geldim. Sizden bir para istemiyoruz. Bir partiye oy istemiyoruz. Partiyle işimiz yok. Allah rızası için gelin oturun çay içelim. Allah'ın kitabını daha iyi anlayalım. Diye biz bu işi yapamıyoruz. E biz bu şekilde davranırsak Allah-u Teala Ramazan abi içimizdeki sefihler yüzünden bizi helak etmez mi? Eder değil mi Allah-u Teala? Diyor ki Allah-u Teala sizin yani en büyüğünüz olsa, en büyüğünüz olsa böyle ortama gelse hepinizin böyle ayağa kalkacak, ayağa kalkacak da hürmet göstereceği en büyüğünüz gelse diyor, o dahi dua etse diyor Allah, ben sizin duanızı kabul etmeyeceğim. Allah Allah. Allah bize yardım eylesin. Rabbim Celle Celaluhu düşmanı düşman bilip ona karşı kendimizi kuşanmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Bir hadis-i şerif daha okuyayım, bitireyim. Fazla sıkmayalım. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bizzat işittiğini göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bizzat işitmiş Efendimiz dilinden duymuş. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa zalim. Zalimleri görürlerse yani Allah'ın kitabına taş atanları görürlerse insanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları engel bir azaba uğratmasın kaçınılmazdır. Allah'ın onları toplu bir azaba sürüklemesi kaçınılmaz hemen olabilir. Niye? Allah'ın kitabına sövdüler, Allah'ın dinine lanet ettiler, peygamberi alçaladılar, hükümleri, ayetleri beğenmiyorlar. Bu çağda da böyle bir ayet olur mu? Sen onlara ayetleri okuyorsun, Allah böyle böyle diyor. O zulmedenlere karşı sen durmazsan, bir çalışman olmazsa, o zulmü yapamazsan, engelleyemezsen, dua et ya, hiçbir şey yapamıyorsan dua et. Yapamazsan Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Allah-u Teala şu hadis-i şeriften, şu an belki burada bir yarım saat konuştum ama şu hadis-i şerif ne demek istediğimi ve sizin de ne anlamak istediğinizi anlattı değil mi cemaat-i Müslüman? Anladı. Zulme karşı hiçbir şey yapamıyorsan dua edeceksin. Yoksa Allah-u Teala bizi helak eder. Kaçınılmaz olur Allah-u Teala'nın helak. Adam din beğenmiyor. Oysa ki Allah-u Teala estağfirullah ve men yebete gayrel islami dinen fele yukbele min. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa böyle bir din bulamaz. Ve huve fil ahireti minel hasirin. O din arayan kişi ahirette ne olacaktır? Hüsran olacaktır. Hüsrana uğrayacaktır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa kesinlikle öyle bir din yok. Bunlar beğenmiyor demek ki İslam. Öyle bir din yok diyor Allah. Sen ahirette de hüsrana uğrayacaksın. Allah-u Teala anlatılanlarla önce benim amel etmemi nasip eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu sonra cümle burada bulunanların da amel etmesini nasip eylesin. Amin. Kıymetli Müslümanlar, son olarak buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala atmış olduğunuz her adıma Hacc-ı Ekber sevabı ihsan eylesin. Amin. Biz bir olursak diri oluruz, diri. Sesimiz çok çıkar. Özkeden öyle derdi. Bizim bir akrabamız var. Babamın amca çocuğu. Der ki, anam derdi ki bana, elini şöyle salla, bir şey var mı? Hiçbir şey yok ama bunu getir, var. Birlikten kuvvet doğar. Beraberlikten kuvvet doğar. Biz bir olursak, beraber olursak, Allah-u Teala o beldeye, o mahalleye, o semte, o bölgeye Mevla rahmet eder değil mi? Şimdi siz insanların en hayırlı olanı sizsiniz. Niye? Kimi o zaman binek at vardı, kimi arabasının üstüne geldi buraya, kimi yürüyerek geldi buraya. Ölünceye kadar Allah yolunda çalışan insanların en hayırlısı oluyor Erkan abi. Şerlisi ise böyle. Kitaba söven,
kitabı bildiği halde onun içindekilere, yasaklara, hükümlere uymayanlar da insanların en şerlisi oluyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Acizane kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kanalımız sen de gel, sen de katıl. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi ne olursan ol yine de gel. Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da aktif olmaya çalışıyoruz. Sizler de videolarımızı beğenirseniz, yorum yaparsanız bu şekilde konuşmuş olduklarımız farklı insanlar duyar. Belki Allah-u Teala bizden değil ama şu kitabı okuduğumuza dair Allah-u Teala onun içine belki bir merhamet koyar. Belki namaza başlar. Belki şu ilim meclisine gelir. Alacağını buradan alır ve sizler de bir hayra vesile olmuş olursunuz. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin.